Gündem dışından hepinize merhaba ve iyi bayramlar dilerim. Bugünkü yayında şöyle son dönemde peş peşe yapılan Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Macaristan seçimleri, belki aslında Sırbistan'a da denilebilir ama değinilebilir ama onu atlayabiliriz de. Slovenya oldu, küçük bir ülke. Belki yanlış şekiller üzerinden doğru fikir yürütmek yahut eşit zeminlerdeymiş gibi tüm bu ülkeler fikir yürütmek gibi bir zeminden, temelden hareket edebiliriz. Zira hani hukuk devleti, ifade özgürlüğü, demokrasinin nitelikleri, tarihsel, toplumsal farklılıklar, nüfus büyüklükleri, işte ne bileyim Slovenya'da sonuçta 400 bin kişi, yani bir nevi İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanlığı seçiminden daha küçük aslında bir büyüklükten söz ediyoruz. Bir de son Kuzey İrlanda'da da Sinn Féin'in seçim kazanma durumu var. O da bu hafta sonu. Sonbaharda da asıl ABD'de tabii kongre seçimleri var. Hem Temsilciler Meclisi hem Senato, Biden'ın geleceği. Ve bütün bunları şöyle bir ufuk turu yapalım. Bu seçimlere değinerek biz de artık seçim kaygan zeminindeyiz biliyorsunuz. Buna göre buradan nasıl çıkılır, çıkılabilir mi? Bu uluslararası gelişmelerin, Ukrayna'daki Putin'in Rusya'sının işgali başta olmak üzere Türkiye seçimlerine bir etkisi olur mu? Ama ondan daha çok bu seçimlerden bizler için ne gibi dersler çıkarılabilir? Biraz bunları konuşalım istedim bu bayram günü. Şimdi Macron biliyorsunuz 2017'de iktidar olurken bağımsız bir aday olarak, aslında Sosyalist Parti'den ayrıldı ama bağımsız bir aday olarak kendi Cumhurbaşkanlığı kampanyasını destekleyecek bir hareket kurup o hareketin desteğiyle seçimi kazandı. O ilk seçimde Macron Sosyalist Parti'yi, ki Fransa'nın işte solunun en kurumsal, en güçlü partisi Sosyalist Parti'yi yok etti. Ondan 5 sene sonra 2022 bu seneki seçimlerde de bu defa Fransa'nın sağ kurumsal partisi, son olarak adını Cumhuriyetçiler olarak değiştirmişti. Yani de Gaulle'cü, Gaullist sağ denilen, onu yok etti. Yok etti derken neyi kastediyorum? En aşağı %5 oranında oy alması lazım Fransa'da Cumhurbaşkanlığı adaylarının ki yaptıkları kampanya harcamalarını devletten geri alabilsinler. İşte bu son seçimde Sosyalist Parti adayı Hidalgo'yu %2'nin altına indirdi Macron. Sağ Parti adayını da %5'in altında tuttu. Böylece ikisini de sıfırla çarpmış oldu amiyane tabirle. Bunu yaparken Macron'a kutuplaşmanın yardımcı olduğu söyleniyor. Bunu tersten baş aşağı çevirip okursak aslında Macron'un stratejisi kutuplaştırma. Bir başka deyimle seçimi kazanacaksa eğer demokratik bir zeminde tabii bir lider, bu kutuplaştırma bu anlamda Trump'la karşılaştırılabilir. Kutuplaştırmayı köpürtmek, böyle deneyebilirse, işleyen bir strateji. Bunun ayıbı yok. Diğeri bizde ihanet kavramı biliyorsunuz çok gündeme getiriliyor. Siyasette ihanet Fransa örneğinden yürürsek gayet alışılageldik bir durum. İşte Macron ekonomi bakanı olarak yanında çalıştığı Hollanda ihanet etti. Ne bileyim onun öncesinde de Gaulle işte onunla başlıyor zaten 5. Cumhuriyet. Şöyle bir kuş uçuşu bakarsak kendi başbakanı Pompidou'nun aslında kendinin ardından Cumhurbaşkanı olmasını pek desteklemişti. Hatta bazı alıntılara göre belden aşağı vuruşlarla da kösteklemişti. Ardından işte Valéry Giscard d'Estaing seçilmişti Cumhurbaşkanı olarak. Chirac ona bir kazık attı. Ve Mitterrand'ın, hatta baş başa görüşerek de Mitterrand'la, çünkü o arada artık Paris Belediye Başkanı olmuştu Chirac, Mitterrand'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin yolunu açtı. Mitterrand iki dönem Cumhurbaşkanı olduktan sonra pek de ardından solu değil, Chirac'ı sanki bir tür şükran borcunu öder gibi öne çıkartmıştı. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Yani ihanet denilen şey
Cumhurbaşkanlığı sisteminde özellikle bir adayın kendinin ortaya çıkıp ben adayım demesi ise o zaten hep ola gelen, hatta belki olması gereken bir durum. Bir diğer mesele, başkanlık sistemi Fransa'dakinde gibi olsa bile, yarı başkanlık denebilir. Çünkü bir işte başbakan var, bakanlar kurulu var, meclise hesap verme var. Ama bunun doğal sonucu da belki işte 58'den bugüne geldiğimizde, baktığımızda Fransa başkanlık sistemine, bir anlamda bugüne geldiğimiz yer oluyor. Yani başkan adaylarının ortaya çıkıp onları iten, onları sürükleyen bir hareketin arkalarında olması ve başa geçmeleri bir anlamda seçilmiş monark gibi. Burada da biraz daha yeni başlayacak, işte cumartesi günü 11'de Fransa saatiyle başkanlığı devralma töreni Macron'un yeni başlayacak, ama 5 yıl sonrasına bakarsak bundan sonra sanki görünen o ki Macron'dan geriye onun kurduğu bu hareket, işte yürüyen cumhuriyet denilebilir, La République en Marche, ki o da zaten EM, malum en Marche olarak başlamıştı. Macron'un adının, yani adının ve soyadının ilk baş harfleri, ilk harfleri yani inisiyalleri, bu anlamda sanki kişisel bir hareket görünümünde. Bunun pek kurumsallaşıp da Fransa'da bir siyasal güç olabileceği anlamına gelmiyor bu durum. Yahut işte bu şimdi Cumhurbaşkanlığının ardından yapılacak milletvekili seçimlerinde Mélenchon'un adaylığı etrafında boyun eğmeyen Fransa, onunla birleşen bazı sol partiler ve buradan bir halkçı birlik kurulması, diğer tarafta da işte Le Pen adının etrafında toplanacak belki bir işte milliyetçi birlik oluşması. İşin sonu belki buraya geliyor. Başkanlık sistemlerinin özelliği biliyorsunuz demokrasiyle pek bağdaşmamaları. Bu anlamda aslında ABD kural değil, aksine bir istisna. Fakat eğer illa başkanlık sistemi olacaksa da bunun demokratik sonuç vermesi için iki partili sistem olması aslında öne çıkıyor. Oradan bir ABD'ye uzanıp geri dönersek, ABD'de Latin Amerika'nın ağırlıklı koyu Katolik ülkelerinde bile, İrlanda'da bile artık kürtaj hakkı yasalarda yerini bulurken, ABD 50 yıl öncesinden kalan bir işte davaya dayalı bu kürtaj hakkının federe eyaletlere, federe devletlere bırakılmayıp federal hükümet tarafından düzenlenmesi meselesini belki de Anayasa Mahkemesi'yle kararıyla geri alabilecek durumda ve bunun ABD demokrasisi açısından kürtaj hakkının çok ötesine geçecek şekilde temel hak ve hürriyetler bakımından ağır sonuçlara yol açacağını zaten Cumhurbaşkanı Biden ifade etti ve orada da buna göre oy kullanılması çağrısında bulundu. Bakalım ABD'li seçmen alım gücünün düşüklüğüne, ekonomiye göre mi oy verecek, yoksa bu tür bir kültürel meseleye dayanarak mı oy kullanmayı tercih edecek? Eğer temel hak ve hürriyetlere tabii bir kültürel yarılmanın parçası gözüyle bakılırsa bunu da göreceğiz. Oradan devam edersek Macaristan'daki mesele, işte bir muhalefet birlik oldu. Onun öncesinde İsrail ile karşılaştırılabilir. İsrail malum Netanyahu'dan kurtulmak adına beş benzemezin bir araya geldiği bir seçim ittifakıyla Netanyahu'dan nihayet kurtulmuştu. Öyle ki hani koyu dindar Yahudi partilerle İslamcı Arap partiler bile bir araya gelebilmişti yalnızca Netanyahu'dan kurtulmak adına. Gerçi o koalisyon da şimdi sallantıda. Macaristan'a bakarsak buradaki aday bir ön seçimle belirlendi. Bir yönüyle Katolik işte dindar seçmene hitap edecek. 7 çocuğu var yanılmıyorsam. Bu yönüyle oraya hitap edecek. Diğer taraftan ilerici tarafıyla, ilerici kısma hitap edecek. Aksine İki tarafı da kendinden itti. Yani bu anlamda böyle bir ön seçimle, belirleme atama yoluyla bir aday arandığında, hani bakalım hangi kutucukları çek ediyor, işte herkese hitap eder dendiğinde, o istenen sonuç otomatik olarak demek ki kendini göstermiyor. Burada adayla, adayın bir karar, iddia, hamle ortaya koyup ben adayım diye ortaya çıkan adayla halk arasında, seçmen arasında kurduğu gönül bağı, o iletişim de önemli. Kuşkusuz pek çok popülist liderin arkasındaki destek de bu bağlamda
Böyle açıklanabilir. Bir diğer taraftan da halk eğer gönlündeki, seçmen eğer gönlündeki, yani ona hitap ettiğini düşündüğü bir adayı beğenirse onu rasyonalize edecek anlatıyı ardından yazabiliyor. Yani aslında önce şöyle bir bakıp tartıp konuşmasını, duruşunu, hal ve tavırlarını, belki bir görevdeyse icraatını beğenip, ki o anlamda da şunu hatırlayalım. Macron hiçbir göreve seçimle gelmemiş, hiçbir seçime katılmamış bir isimken ilk katıldığı seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi en tepeden başlıyor ve onu kazanıyor. Ve Macron 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığını bıraktığında daha 49 yaşında olacak. Bunu da anımsayalım. Macaristan'a geri dönersek, işte orada olduğu gibi halk orada olmadığı gibi, yani benim söylemeye çalıştığım oydu. Bir siyasetçiyi beğendiğinde, Macron gibi diyebiliriz, onu rasyonalize ediyor. Yani aslında önceden beğeniyor, sonra herhalde bu yapar diyor. Bu anlamda da geçmişe dönük bir fatura çıkararak değil, ileriye bakarak, ileride bu durumu kim düzeltir, beni daha iyi yaşamamı kim temin eder, sağlar diyerek oy veriyor. Bir başka örnek Slovenya, o küçük ülkeye bakalım. Slovenya'da da seçime 4 ay kala ortaya çıkan, işte Robert Golob 4 ay kala şapkasını ringe attı deyim yerindeyse ve seçimi beklenmedik bir biçimde aslında kazandı. Beklenmedik bir biçimde derken de kamuoyu yoklamalarının kuşkusuz seçmen eğilimlerini öğrenmek bakımından önemli olduğunu, bunun çağdaş siyasetin olmazsa olmazı olduğunu ama kamuoyu anketlerine, kamuoyu yoklamalarına da bir bağımlılık gelişmesi gerekmediğini söylemek gerekiyor. Sağ popülizmle sol popülizm arasında, hani popülizmle popülizmle mücadele edilebilir bakımındansa yine Fransa örneğine bakabiliriz. Orada Mélenchon kamuoyu yoklamalarını yanıltarak Le Pen'in ancak 450 bin oy gerisinde kalarak, her ikisi de %20'yi aşarak, bu iki aday Macron'un peşinden gelmişti. Mélenchon üçüncü kaldığı için ikinci tura Le Pen'le Macron kaldı ama burada bir anlamda da Macron'un sağ popülizmi sol popülizme kırdırıp onları birbiriyle çarpıştırıp öne çıktığını da hatırlayabiliriz. Bu anlamda belki son olarak Kuzey İrlanda'ya değinelim. Kuzey İrlanda'da milliyetçiler, milliyetçi Katolikler Avrupa Birliği'nden belki çelişkili bir biçimde kalma tarafında oy kullanmışlardı. Şimdi onların iktidarı kazanıp İrlanda'da olduğu gibi belki de İrlanda'nın birleşmesi yönünde güçlü bir eğilim gösterebilecekleri söylenebilir. Burada da seçmenin belki HDP seçmeniyle karşılaştırılabilecek biçimde önceliklerinin farklı olabildiği, yani çok kısaca söylemek gerekirse, burada çok böyle derin çetrefilli, cerbezeli analizler, değerlendirmeler, çözümlemeler yapmaya kalkışmaya gerek yok, zaman da yok. Ama ben Kürdüm diye hangi siyasi eğilimde olursa olsun, çünkü onun bir Kürtlük meselesi var her şeyden önce, o yönde oy kullandığını belirtebiliriz. Belki bu anlamda Kuzey İrlanda'yla bir karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi gelecek seçimlerde de hem demek ki adayın kim olduğu atın arabanın önüne konulması için ve o adayın seçmenle bir gönül bağı, düzgün bir iletişim kurabilmesinin önemli olduğunu, bunun atama, belirleme, ön seçimle olmasından ziyade adayın kendi iradesiyle ben adayım diye ortaya çıkmasının önemli olduğunu belirtebiliriz. Ve şimdiden belirginleşmeye başladığı üzere de gelecek seçimlerde belki, evet, benim gibiler için bu üzücü olabilir ama Kürt sorununun, Gezi davasının, Ukrayna'nın işgalinin değil, gelecek seçimlerde başlıca iki konunun, bir, ülkemizdeki başta Suriyeliler olmak üzere yabancılar, yani bu düzensiz göçün sonucu belki, bunda kuşkusuz Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının hatalı siyasetinin sonucu bu, ama onun etkisi var, ama bu düzensiz göçün sonucunda ülkemizde 5 milyonu aşan sayıda bulunan sığınmacılar, başta Suriyeliler olmak üzere, bunların durumu, geleceği, onlara dair yapılacakların söylenmesi. İkincisi de yine Fransa'da, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi alım gücü, ekonomik durum olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Bu ikisi konusunda da
geçmişe dönük fatura çıkarmaktan çok, o ben adayım diye ortaya çıkacak adayın bu sorunları nasıl çözeceğine dair ikna edici programlar ortaya koymasının da dönüştürücü en temel konu olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize tekrar iyi bayramlar dilerim. Haftaya çarşamba buluşmak üzere. Hoşça kalın.